Bugün konumuz Toyota Corolla Cross, Corolla Cross yani Corolla'nın yerden yüksek versiyonu tanıtıldı ama Tayland pazar için tanıtıldı. Tayland'da satışa sunulacak kısa süre içerisinde beni ne ilgilendirir Tayland'da satışa sunulacak bir Toyota modeli diye soracak olabilirsiniz ama Toyota'nın açıklamasına göre çok kısa bir süre içerisinde diğer pazarlarda da satışa sunulacakmış Corolla Cross. Bu ne demektir? Yakın bir zamanda belki 2021 içerisinde. Avrupa ve doğal olarak da Türkiye pazarında da Corolla Cross'u görebiliriz. Bu da önemli olacaktır. Çünkü Corolla Cross C SUV'lar arasında e, Toyota'nın gerçek temsili anlamına gelecek. Toyota malum bugün CHR'la temsil ediliyor C SUV'da ama CHR'ın bazı e, nasıl denir? Fantastik özellikleri nedeniyle, bazı farklı özellikleri nedeniyle rekabette zorlandığı alanlar var. İşte bu alanları doldurmak için Corolla Cross birebir e, bir ilaç olacak herhalde Toyota'nın ürün gamındaki eksik halkayı dolduracaktır kuvvetli muhtemel yani Toyota için çok önemli bir modelden bahsediyoruz anlatmaya değer bir modelden bahsediyoruz bilmeniz gereken şey sadece ben size bu videoda e, Tayland için geliştirilen Corolla Cross'un özelliklerinden bahsedeceğim bunların bir kısmı tasarım dahil olmak üzere bir kısmı Avrupa'ya gelene kadar değişiklik gösterebilir Avrupa ya da Amerika e, uyumlarına göre pazarlarının beklentilerine göre bazı değişiklikler yapılabilir otomobilde. Ondan önümüzdeki sene otomobil tanıtımında size tekrar anlatırım. Bugün Corolla Cross'a hoş geldin deme videosu diyebiliriz herhalde. Bu e, video için. Birazcık belki tasarımından bahsetmem lazım. Kesinlikle Corolla'nın yerden yükseltilmiş bir versiyonu gibi gözükmüyor. Zaten Corolla baskın bir sedan tasarımı ya da hatchback Corolla'da baskın bir hatchback tasarımı. Onlardan e, bir su elde etmek, bir crossover elde etmek pek o kadar kolay değil. Toyota tasarımında da zaten olaya kaçmak yerine bayağı bir uğraşmışlar. Gerçek bir su tasarımı elde etmeye çalışmışlar. Oldukça kaslı bir yapısı var. Bu aracın tasarımının Tayland pazarına özgü olduğu düşünülebilir. Ama Toyota şu anda küreselleştirmiş durumda tasarım dilini. Bunun anlamı ne demektir? Şu anda bizim yolda gördüğümüz Corolla sedanlar Tayland pazarında da neredeyse hiçbir değişiklik olmadan satılıyorlar. Görsel olarak bir değişiklik olmadan en azından teknikte donanımlarda tabii ki farklılıklar olabilir. Ama görsel anlamda bir değişiklik olmadan satılıyorlar. Demek ki Corolla Cross da Böyle bir küreselleşmenin sonucu olabilir. Yani tam da böyle gördüğümüz şekilde gelebilir. Güçlü bir tasarıma benziyor en azından. Yayınlanan bu ilk fotoğraflarıyla birlikte. Otomobilin ...rekabette güçlü olması gerekiyor. Rekabette de oldukça kızgın bir sınıfa giriyor denilebilir. TNGA isimli yeni Toyota altyapısı üzerinde yükseliyor tıpkı Corolla gibi. Bu altyapının GAC ismi verilen bir versiyonunda yani C sınıfına, kompakt sınıfa ait bir versiyonu üzerinde yükseliyor otomobil. Bu haliyle baktığınızda CHR oldukça yakın diyebiliriz aslında bakarsanız otomobilin sunumlar açısından ama birazdan teknik bölümde de değineceğim farklılıkları var. Mesela boyut açısından da farklılıkları var. 2 metre 64 santimlik aks mesafesi iki araçta birebir aynı ama Corolla Cross'un boyu 4 metre 46 santimle. CHR'dan 7 santimetre daha uzun bir araçtan bahsediyoruz. Burada Car Industry Analiz isimli Twitter hesabının hazırladığı bir karşılaştırma diyelim. Fotoğraflarla yapılmış bir güzel bir karşılaştırma. Burada da görebiliyorsunuz zaten boyut farklılıklarını. Corolla Cross tam olarak ortaya oturacak. CHR'la RAV4'ün arasındaki boşluğa oturacak. RAV4'ün boyu 4 metre 60 santim. Aks mesafesi 2 metre 69 santim. Yani bayağı iri bir araç RAV4. Ve onun bir altında da bugüne kadar CHR yer alıyordu. CHR'ın biraz kupe tarzı arka koltuklarında, bagajında kayıplara neden oluyordu. Ama Corolla Cross'un öyle bir durumu yok. Arka tarafı normal bilindik bir Crossover ya da su gibi şekillendirilmiş. Şu andaki ürün gamı açısından, Toyota'nın ürün gamı açısından bakarsak C-HR'a bugüne kadar var olmayan Corolla Cross'un kupe versiyonuydu bile denilebilir belki. Ee, ben de hep zaten söylemişimdir. CHR'ın keşke normal bir versiyonu da olsa diye. İşte o normal versiyon Corolla Cross olarak şu anda karşımızda. Ee, Avrupa'ya geldi ya da Türkiye pazarına geldi. Hala bu ismi mi taşır? Hala bu şekli şemali mi taşır? Onu da e, tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. Bu arada boyutları sınıfı için değerlendirecek olursak boyu açısından pek geride kaldı söylenemez. Ama 2 metre 64 santimlik aks mesafesi birazcık geride kalıyor diyebiliriz bazı modellere bazı yeni modellere göre. iç mekana geçtiğimizde Corolla kokpiti neredeyse hiç değiştirilmeden alınmış. Hatta kokpitin üst kısmı doğrudan Corolla'dan alınmış ki bu son dönemde artık Toyota'nın genel ürün gamında kullanılan bir tasarım. Alt tarafta ise tabii ki artan veya değişen yükseklik nedeniyle birkaç tane daha saklama alanı oluşturulmuş ama tanıdık bir kokpit. Tanıdık sunumları olan bir alan olduğunu söyleyebiliriz bunun. Ee, genel olarak baktığınızda Corolla'yı seviyorsanız eğer bu kokpitte beğeneceksiniz. Corolla'yı sevmiyorsanız bu kokpitte size e, çok hoş gözükmeyebilir. 7 inçlik bir gösterge tablosu. Tabii donanıma bağlı olarak yine Corolla'daki gibi aynen geliyor. En azından Tayland pazarında böyle bu. E, bu taraflara geldiğinde nasıl olacağını görürüz. 7 inçlik gösterge tablosu üst donanımlarda dijital olarak 7 inçlik bir ekran alabiliyorsunuz. E baz donanımda analog gösterge geliyor e, o taraflarda da ve 8 inçe kadar büyüyen bir e, merkezi kumanda birimi dokunmatik bir ekran alabiliyorsunuz tablet biçimli kokpitin en tepesinde duran Apple CarPlay ya da Android Auto çalıştırabilen bir sistem alabiliyorsunuz. E, ve bu ekranında fiziki düğmeler olacak. Burada gösterilenden biraz daha farklı olarak fiziki düğmelere sahip olacak bu ekran. sonuç olarak baktığınızda evet günün gereklerini yerine getirdiği söylenebilir herhalde kokpitin ama heyecan vermekten birazcık Uzak kalmış gibi sanki Corolla kokpitine biraz daha dokunuşlar yapılabilirmiş ve daha iyi hissettirebilirmiş. Biraz daha pahalı olacaktır çünkü belirgin şekilde pahalı olacaktır. Çünkü bu otomobil sanki bir şeyler yapılabilirmiş gibi hissettiriyor şöyle bir baktığınızda. Ama dediğim gibi zaten Toyota modelleri farklı beklentilerle satın alınan modellerdir. Burada da o beklentileri tamamıyla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Corolla Cross için. E, otomobilin genel hali böyle iç mekanlık genel hali böyle alan sunumu tabii ki Corolla'dan çok daha farklı olacak özellikle yüksek tavanı sayesinde alan hissi konusunda çok iddialı Toyota e, çok daha geniş çok daha ferah hissettireceğini söylüyor ki bu kolay bir hedef tabii ki önemli olan sınıfı içerisinde nasıl hissettireceği şu anda ekranda gördüğünüz aracın Kırmızı tonlarına yakın ya da bu kiremit rengi herhalde yakın kaplaması tabi Avrupa zevklerine çok uyacak bir şey değil muhtemelen bu taraflarda bu tarz renkler olmayacaktır ama. Genel hali e, ferah gibi gözüküyor, en azından görüş açıları genişmiş gibi gözüküyor. Diğer yaşam alanlarında da aynı başarıyı devam ettiriyor imiş ama 2 metre 64 santimlik aks mesafesi dediğim gibi sınıfının en iyi değerlerinden biraz uzakta kalıyor. Artık 267'ler, 270'ler hatta e, bu sınıfta bulunabiliyor. Orlardaki sunumlar tabii ki biraz daha iyi olabilir arka koltuklar için, en azından arka koltuklardaki diz mesafesi açısından yine de şu fotoğraflara bakınca. CHR'la farkını herhalde çok net bir şekilde anlıyorsunuzdur. CHR'ın arka koltuklarındaki sunumuyla uzaktan yakından alakası yok bu aracın arka koltuklarındaki sunumu. Genel olarak bu sınıfın ortalamanın tutturuyor. Olsa zaten herkes sevecektir. Bir çift havalandırma çıkışı, bir çift USB portu arka koltuklar için sunulanlar arasında olacak. Standart olurlar, üst donanımlara ait olurlar. Tabii onu şimdiden kestirmek zor. Ama bu sunumlar artık herhalde arka koltuklar için oldukça gerekli şeyler. Hem bağlanabilirlik hem de biraz daha konfor için bunlar gerekli. Bunun dışında arka koltuk sırtlıkları da eğim ayarlı. Aracın e, bu da arka koltuklardaki ferahlık algısı için iyi olabilecektir. Arka koltuklardaki ferahlık algısı demişken, sevilen bir donanım malum Türkiye'de cam tavan meselesi. En azından Tayland versiyonunda sadece sunroof var. E, Corolla, Cross'ta. Bagaj hacmi 487 litre e, ama Tamir kiti ile birlikte bu hacim geçerli. Eğer acil durum yedek lastiği yani daha ince normal lastiklerden daha ince bir yedek lastik birlikte satın alırsanız 440 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Şu anda sınıfının alt taraflarına yakın alt sınırlarına yakın bir değer bu. Daha iyisini baya baya daha iyisini sunan rakipler mevcut. Artık 500 litrenin üzerinde hacimler oldukça fazla. Yine de Lastik tamir kitiyle 487 litre hacimde iyi sayılabilir. Burada gördüğünüz gibi iyi değerlendirirseniz güzelce bol bol eşyanızı yerleştirebileceksiniz bagaja. Bunun dışında teknik konulara geçecek olursak orada işte birazcık ilginçleşiyor iş. Biraz önce söylediğim gibi TNGA altyapı üzerinde yükseliyor GAC versiyonunda. Yani Corolla ile birebir Aynı altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil ki CR'da aynı bu altyapı üzerinde yükseliyor. Bu altyapının bir de GA-B versiyonu var. O yariste ve yaris cross'ta kullanılan bir e, versiyon. GAC bugüne kadar hep önde MacPherson, arkada çift kollu bağımsız aksla birlikte sunuldu. Corolla sedan da böyle, Corolla hatchback de böyle ya da e, CR'da aynen böyle. Fakat Corolla Cross arkada torsiyon çubuğuyla birlikte getir geliyor. Bu enteresan bir kurulum bir Tayland pazarındaki sunumlara baktım. Acaba oraya özgü bir seçim, seçim midir bu orada? Belki böyle tercih ediliyordur araçlar. Ama öyle değil. CHR bildiğimiz çift kollu bağlantılarla geliyor. Orada Corolla bildiğimiz çift kollu bağlantılarla geliyor. Yani bağımsız arka aksla geliyor. Ama Corolla Cross yeni geliştirilen üstekte bir torsiyon çubuğuyla birlikte gelmiş. Muhtemelen e, yarısındaki torsiyon çubuğunun biraz daha geliştirilmiş bir haldir. Bu seçimin nedeni birincisi aracın sadece önden çekişli olarak sunulacak olması olabilir. İkincisi de tabii ki bagajdan yer kazanmak için 487 litrelik bagaj hacmine erişmek için böyle tercih etmiş olabilirler. Çünkü arkada torsiyon çubuğu kullanımı bagaj hacmi konusunda oldukça avantaj sağlıyor. Avrupa'ya geldiğinde neler olacağını tabii ki zaman gösterecek ama e, birazcık övünmüşler torsiyon çubuğuyla elde ettikleri sürüş başarısının herkesin herkesin takdirini alacağı konusunda. Yani bizim bu taraflara da bu torsiyon çubuğuyla gelebilir. İyi ayarlanmış bir torsiyon çubuğu tabii ki sıkıntı oluşturmaz. Konfor konusunda neler sunacağı asıl önemli soru işareti. Motor seçenekleri açısından Tayland versiyonu çok fazla bir geniş bir yelpazeye sahip değil. 1.8 litrelik hibrit bizim o Corolla'dan bildiğimiz e, ya da CHR'dan bildiğimiz bazı e, Toyota hibridi nikel metal pillerle hala yani CHR'ın makyaj sonrasında kazandığı lityum iyon piller yerine eski nikel metal pilli versiyonu ile birlikte sunuluyor. 122 beygir güç üretiyor bu versiyon biliyorsunuz oldukça düşük yakıt tüketimine sahip. Bunun alternatifi de 1.8 litrelik benzinli motor bu sefer tek başına 140 beygir güç üreten bir versiyonuyla Corolla Cross'ta kullanılıyor. Tabii bu sadece Tayland pazarını bağlayacak bir durum. Ee, bize geldiğinde çok daha farklı sunumlar olabilecektir. CVT şanzımanla ve sadece önden çekişte sunuluyor Toyota Corolla Cross. Bu dediğim gibi çok da bizi bağlamayan kısımlar. Güvenlik ya da donanım bölümleri de hiç bizi ilgilendirmiyor. Sadece yerel pazara ait bilgiler bunlar. O yüzden onları da es geçebilirim. Şöyle bir toparlayacak olursak Corolla Cross'u şu anda Tayland pazarı için geliştirilmiş. Tayland pazarında satışa sunulan bir araç ama Toyota'nın açıklamasına göre kısa süre içerisinde diğer pazarlarda da satışa sunulacak bir araç. Yani 2021 belki sonlarına doğru biz bu taraflarda da bekleyebiliriz bu aracı kompakt crossoverların arasında yani C-SUVların arasında ya da e, hızlı bir giriş yapabilir Toyota bu modelle birlikte o zaman e, sanırım oturup 2021'i beklemekten başka bir çaremiz kalmıyor. Benden bu seferlik bu kadar İyi bakın kendinize sağlıkla kalın sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.